Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda biber tohumu yani çekirdeğinden tohumlar nasıl alınır biberden bunu anlatmaya çalışacağım. Hangileri alınır? Aldıktan sonra ne yapmamız gerekir? Hemen giriyorum şimdi videoya arkadaşlar. Şimdi öncelikle eğer biber ektiysek veya saksıda biber yetiştiriyorsak kıl olabilir, bu salçalık olabilir. Ne tip olduğu önemli değil. Mutlaka biberlerimizin olgunlaşmasını beklemeliyiz. Olgunlaştığını nasıl anlayacağız? Boyutlarının büyümesinden, yani mesela ben burada kıl biber yetiştirmiştim bu yıl. Artık mevsimi geçti de mesela kırmızı oldu. Bu biberin olgunlaştığını gösteriyor. Bu acı değil. Bu biber şu anda acı değil. Ama kırmızı olduğu için olgunlaştığını gösteriyor. Ben bunun içinden çekirdekleri almaya çalışacağım yani. Eğer sizde böyle büyümüş, olgunlaşmış yani kızarmamışsa bile daha koyu yeşil renkli olan biberlerden almanız gerekir tohumlarınızı. Çünkü diğerlerinde tohumlar daha tam olgunlaşmadığı için herhangi bir çimlenme gözükmeyebilir tohumlarınızda. Ve tabii şunu da unutmamalıyız. Mesela bakın şurada iyi bir tane tohumluk var. Bu büyüklere zaten tohumluk deriz biz. Şunu da unutmamalıyız. Biberi yarıp içerisinden tohumlarını aldıktan sonra kesinlikle ve kesinlikle bu tohumları kuruttuktan sonra paketlemeliyiz. Hemen biberin içerisinden tohumları aldıktan sonra bazı arkadaşlar plastik poşetlere koyuyorlar. Bu tohumların içerisinde bir miktar nem olduğu için yani rutubet olduğu için o nemi biz o poşetin içine hapsetmiş oluyoruz. Biz o poşetin içine hapsedince de tohumlarda küflenme oluyor, mantarlaşma oluyor. Bu da daha hiç çimlenmeden yani toprağa getirmeden bir yıl sonra o bir yıl içerisinde tohumlarınızın ölmesine neden olabilir. Bunda önemli. Unutmayın biberlerinizin tohumlarını aldıktan sonra biberin içinden çıkarttıktan sonra kesinlikle ve kesinlikle kurutuyoruz. Kurutma işlemini güneşin altında yapmıyoruz. Güneş görmeyen, çok fazla nem içermeyen oda sıcaklığında bir yerde böyle bir peçete gibi, kağıt gibi bir şeyin üzerine kurutabiliriz. Bir hafta, iki hafta kuruttuktan sonra bunları öyle paketliyoruz. Çünkü nemlerini, az bir nem var evet ama o nemi kaybetmeleri gerekiyor. Yoksa tohumlarınızda çimlenme görmezsiniz. Hepsi küflenir, böyle kararır. O benekleri görmeye başlarsınız zaten. Bu paketlemeyi yaptığınız için. Dediğim gibi şu kızarmışları veya koyu yeşil renkli olan büyümüş biberlerden seçmelisiniz. Ve tabi fertilse biberleriniz. Çünkü eğer aldığınız yani biberi fide olarak aldığınız satıcı size fertil yani doğurganlığı olan, üremesi olan bir biber sattıysa. Atalık tohumlarda bunlar doğurganlığı oluyor ama doğurganlığı olmayan yani fertil olmayan biberler veya herhangi bir şey olabilir. Domates olabilir, patlıcan olabilir. Doğurganlığı yoksa, fertil değilse genetiğiyle oynanmıştır zaten bunun. Genetiğiyle oynanmış bitkilerin de bir sonraki neslini zaten şey yapamazsınız, yetiştiremezsiniz. Çünkü o maksatla zaten genetiğiyle oynanıyor. Tohumunu sürekli bizden, yani o satıcıdan alması için yapılıyor bu işlemler. Evet arkadaşlar, böyle dediğim gibi yaparak güzel biber tohumlarınızı seneye aktarabilirsiniz. Atalık tohum yapabilirsiniz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.